Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda hemen hemen herkesin ihtiyacı olan ve aynı şekilde herkesin elinin altında olması gereken güzel bir güç kaynağı devresi hazırlamış olacağız. Bu devre normalde piyasada satış yapılan bir devre. Ben bu devreyi sizler için tekrardan tasarladım ve sizlere çalışma mantığını anlatmak istedim. Giriş kısmından devreye maksimum 30 volt verip ve çıkış kısmından yine aynı şekilde 30 volt alabileceğimiz güzel bir sadece voltaj ayarlı güç kaynağı devresidir arkadaşlar. Yani elinizin altında böyle bir güç kaynağı devresi olması bence çok uygun olacaktır. Çünkü herhangi bir led çalıştırmak istediğinizde veya motor çalıştırmak istediğinizde veya herhangi bir elektronik malzemeyi denemek istediğinizde herhangi bir adaptörle uğraşmayıp trafoyla uğraşmayıp elinizin altında böyle bir devre olduğunda hemen giriş kısmından 30 volt sağlayıp çıkış kısmında ise istediğiniz voltaj aralığını tabii ki 30 voltu geçmemek suretiyle akımını daha doğrusu voltajını ayarlayıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu devrede görmüş olduğunuz gibi LM317 voltaj regülatörünü kullanacağım. Bu regülatör arkadaşlar maksimum 30 volt ile çalışmaktadır. Yani 30 voltun üzerinde bir voltaj girişi sağlarsanız bu transistör regülatör bozulacaktır. Dolayısıyla dediğim gibi maksimum 30 volt olması gerekmektedir. Hemen şöyle ilk elemanımızı yerine yerleştirelim. LM317. Giriş kısmında görmüş olduğunuz gibi toplamda 4 adet diyotum var. Bu diyotların kullanılma sebebi isterseniz AC yani normal bir trafo ile giriş sağlayın. İsterseniz DC akım olarak herhangi bir adaptör ile giriş sağlayabilirsiniz. Yani fark etmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu devrenin hem ters polarite hem de kısa devre koruması vardır. Yani siz bu giriş kısmından artı eksi fark etmeden istediğiniz gibi giriş yapabilirsiniz. Bu yönde çok iyi. Hemen şöyle 4 adet diyotumu buraya yerleştirmek istiyorum. Bu devrenin aynı zamanda kısa devre koruma özelliği vardır. Ama çok fazla değil. Böyle minimum suretlerde kısa devre oluştuğunda voltajı otomatik bir şekilde kesecektir. Transistöre veya çıkış kısmına bağlı olan herhangi bir elektronik cihaza sorun vermeden kısa devre özelliğini kullanarak anlık olarak voltajı kesecektir arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz DC akım, isterseniz AC akım olarak giriş sağlayabilirsiniz. 0 ile 30 volt arasında ayar yapmaktadır. Bence herkesin elinin altında bulunması gereken bir elektronik devre. Sonuçta kimi zaman led çalıştırıyoruz, kimi zaman DC motor çalıştırıyoruz veya istediğiniz her şeyi bu devreyle dediğim gibi çalıştırabilirsiniz. En azından böyle bir devre elinizin altında olması sizler açısından çok iyi olacaktır. Şöyle devre elemanlarımı tek tek üzerine diziyorum. Bu kısımda görmüş olduğunuz 2 adet diyot devrenin hem kısa devre korumasını aktif etmek için hem de ters polarite dediğimiz yani artı eksi ters bağlandığında transistörü, regülatörü korumak amacıyla yapılmış bir diyot bağlantısı. Geri kalan şöyle kondansatörlerimi de yerleştiriyorum arkadaşlar. Devrenin aktif olup olmadığını da görebilmemiz için bu kısma bir adet led bağlantısı yapıyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi devre zaten gayet basit bileşenlerden oluşmaktadır. Burada normalde 10 kiloluk bir pot kullanılması gerekiyor. Fakat benim elimde olmadığı için 5 kiloluk potumu şu şekilde yerleştirmek istiyorum. Ayakları tam denk gelmedi. Burada dediğim gibi siz 10 kiloluk potansiyometre kullanırsınız. Benim elimde olmadığı için mecburen size göstermek amacıyla 5 kiloluk bir potansiyometre kullandım. Burada arkadaşlar şimdi şunu sizlere söylemem gerekiyor. Eğer normal trafo ile yani AC akım ile bu devreyi besleyecekseniz muhakkak 1000 mikrofarad ve 50 voltluk bir kondansatör olması gerekiyor. Hemen şu şekilde bağlantımı da yapıyorum. Eğer 1000 mikrofarad ve 50 voltluk kondansatör buraya takmazsanız devre için sorun oluşturacaktır. Bu şekilde buradaki ledimizin montajını tamamladıktan sonra ledimizin sorun olmadan çalışabilmesi için 1 kiloluk direncimi de şu şekilde yerleştiriyorum. Arkadaşlar bu kısımda görmüş olduğunuz gibi 200
240 ohmluk direncim mevcut. Fakat benim elimde olmadığı için 200 ohmluk bir direnç kullanacağım. Çok da önemli değil. Buradaki direncin özelliği şu şekilde arkadaşlar. Örneğin ben burada 200 ohmluk direnç kullandığımda LM317'nin başlangıç voltajı 2 volt olacaktır. Eğer ben buraya 240 ohmluk veya 300 ohmluk direnç kullandığımda LM317'nin başlangıç voltajı değişkenlik gösterecektir. Yani siz hangi voltaj aralığını kendiniz için uygun görüyorsanız ona göre buradaki direnci değerini düşürerek veya yükselterek LM317'nin başlangıç voltajını da değiştirebilirsiniz. Hemen şöyle devreme son olarak kondansatörümü de şu şekilde eklemek istiyorum. Sonrasında lehimleme işlemine geçeceğiz. Ve son olarak da devrenin çalışma durumunu hep beraber kontrol edeceğiz arkadaşlar. Devremiz şu anda lehimleme işlemine hazır. Bütün bağlantıları sağladım. Haydi şimdi lehimleme işlemine geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi devremin bütün bağlantılarını sağladım. Lehimleme işlemini de bitirdim. Videonun çok daha fazla uzun olmaması için bu kısmı sizlerle paylaşmadım. Devre şu anda çalıştırılmaya hazır bir durumda. Hemen isterseniz şöyle bir devremize giriş voltajlarımızı da sağlayalım arkadaşlar. Devreye 30 volt enerji girişi sağlıyorum. Videonun da içerisinde dediğim gibi artı veya eksi yani ters polarite koruması olduğu için istediğiniz gibi bağlantı sağlayabilirsiniz. Gerek DC gerek AC akım olarak hiçbir şekilde yön farkı olmadan devrenin girişine bu şekilde bağlantılarımızı sağladık. Şöyle güç kaynağımı toplamında 30 volt olarak ayarlayacağım arkadaşlar. Tabii ki ufak tefek değişimler, voltaj düşmesi olabilir. Çünkü içerisindeki bileşenler, devre üzerindeki bileşenler bir miktar voltajı tükettiği için çıkış kısmında 27-28 voltaj görebiliriz. Şu anda devreye enerjiyi verdim arkadaşlar. Şu şekilde hemen bizim ilk etapta kontrol etmemiz gereken devrenin giriş kısmına bir bakalım. Ölçü aletimi şöyle uygun bir alana aldıktan sonra hemen devrenin giriş kısmına bu şekilde baktığımda görmüş olduğunuz gibi 29 volt olarak görünüyor. Hemen devremize bir adet led bağlantısı sağlayalım arkadaşlar. Devrenin çalışıp çalışmadığını da gözlemleyelim. Şu şekilde. Devreye bir tane led bağladım çıkış kısmına. Ve burada devrenin de çalışıp çalışmadığını anlayabilmemiz için voltaj bazında değişkenlik gösteren ledimin de bağlantısını yapmıştım. Hemen şöyle çok ufak bir şekilde voltajımı yükseltmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi devre üzerindeki ledim yandı. Çıkış voltajını şu anda bilmediğim için çıkışına bağlamış olduğum led yanmıyor. Biraz daha voltajı yükseltiyorum. Bu şekilde tam olarak temas etmiyor sanırım. Evet. Voltajı biraz daha arttırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ledim yanıyor. Fakat dediğim gibi çıkış kısmındaki voltajı tam olarak bilmediğimden dolayı ledin çok fazla aydınlanmasını istemedim. Hemen şöyle çıkış kısmında voltaj kontrol işlemi sağladığımızda bakalım maksimum ve minimum olarak kaç volt çıkış bizlere veriyor. Bu şekilde baktığımızda görmüş olduğunuz gibi 1.2 volt. Yani size söylemiştim ya şuradaki direnci değiştirerek şu kısımda görmüş olduğunuz 200 ohmluk direnç bağlamıştım. Fakat bu devrede olması gereken 240 ohmluk direnç. Buradaki direnç arkadaşlar 240 ila 280 ohm arasında değiştirerek çıkış kısmındaki minimum voltaj değerini de ayarlamış olursunuz. Potansiyometremi şöyle hafif hafif arttırdığımda görmüş olduğunuz gibi çıkış kısmında da voltajım değişiyor. Evet devremin ledi yandı. Şu anda 2 volt. Voltajı tekrardan arttırıyorum. 5 volt. Arttırmaya devam ediyorum. 9 voltu gördük arkadaşlar. Tam temas etmedi sanırım. Şöyle. Şu anda 13 volt. 17 volt. 19, 20,
26 volt. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda 26 volt. Şimdi neden 29 volt girip de 26 volt olarak çıkış aldık? Hemen sizlere bunu bahsetmek istiyorum. Bizim burada kullanmış olduğumuz kondansatör normalde AC akımı filtrelediği için buraya bir miktar enerji depoluyor arkadaşlar. Normalde biz trafo kullanmış olsaydık buranın, yani kondansatörün çıkışı bir miktar daha voltaj arttırarak çıkış kısmında fazladan voltaj gösterebilirdi. Şimdi burada 29 volt girip de 26 voltu göstermesinin sebebi hem diyotlar, hem regülatörüm, hem de dirençlerim bir miktar enerji çektiği için dolayısıyla 1-2 voltaj düşüş olabilir. Ve aynı şekilde buradaki ledim voltajı çektiği için çıkış kısmında bu şekilde 26 volt civarı görünebilir. Şu anda devrede 29 volt girişim var. Fakat çıkış kısmında 26 volt olarak görünüyor. Devremiz bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan bir led bağlayıp sizlere göstermek istedim. Hemen bu şekilde yavaş yavaş voltajımı arttırdığımda görmüş olduğunuz gibi ledim sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu devreyi çok yüksek amper gerektiren devrelerde, ledlerde veya motorlarda kullanamazsınız. Sadece ufak tefek led yakmalarda, şerit led, power led gibi maksimum 1.5 amperi aşmamak suretiyle istediğiniz tüm devrelerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi zaten bu devrenin amacı herhangi bir şeyi denemek için, voltaj vermek için, yani dediğim gibi genelde ledler üzerinde kullanılabilir. Umarım sizler için de yararlı bir devre olmuştur arkadaşlar. En azından dediğim gibi ufak tefek şeyler çalıştırabilmeniz için bu şekilde devreyi sizler için hazırlamış oldum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.